Hala maskenin önemini anlamayan, maske takmayan değerli arkadaşlarım, maske takmadığımız zaman benim maske takmayarak yaptığım küçük bir hata sonucu neler yaşadığımı anlatınca siz maskeye daha dikkat edecek, daha çok takacaksınız. Ki ben 67 yaşında hiç hastalanmamış şimdiye kadar hastaneye gitmemiş, e, diyabetin haricinde hiçbir rahatsızlığı olmayan bir Emekli as Ancak bir gün maskesiz yaptığım bir hatadan dolayı koronavirüs e, kaptım. Ve sonunda bakın sırtımda dayanılmaz bir ağrılar başladı. Bütün vücutumu saran ağrılar. Hemen hastaneye gittim. E, Covid-19 teşhisi konuldu. E, 4 Ağustos'ta konulan bu teşhisten sonra neler yaşadım e, ve dünyam alt üst oldu Vücutumun her tarafı adeta üzerimden bir silindir geçmiş, ezmiş, kemiklerimi kırmış, etlerimi ezmiş bir vaziyette halsiz, bitkin, yorgun, hiçbir şey yiyememe, tat duygum kayboldu, koku duygum kayboldu. Öylesine ki evdeki eşyalarımın dahi ebatları değiştirmeye başlandı. Dayanılmaz ağrılar, sızırlar içinde hiçbir şey yiyemeden yaşamak zorunda kaldım. Vücutumun her tarafında ne olursa olsun etlerim acıyor. Kolumu sandalyeye koyuyorum, kolumun etleri acıyor. Yatağa uzandığımda vücutumun her yeri nereye dönsem acıyor. Düşünebiliyor musunuz? Uyku uyuyamıyorsunuz uykunuzu hemen gözünüzü yumduğunda karabasanlar görüyorsunuz. Kabuslar görerek te uyanıyorsunuz. Tekrar uyumaya çalışıyorsunuz. Uyanıyorsunuz, tekrar uyumaya çalışıyorsunuz. Ee, bütün vücudunuzun ritmini bozan, hayatımı alt üst eden bir hastalığa yakalandım. Küçük bir maske hatasından dolayı. Ee, bakın öylesine öylesine etkiledi ki beni. Ee, düşünün hiçbir şey yememenin verildiği sürekli bir mide bulantısı ve e, onlarca ilaç kullanmak zorunda kalıyorsunuz o ilaçların yutulması bile bir dert e, sürekli su tüketiyorsunuz ve ateşiniz o kadar o kadar çok e, yükseliyor ki 38,5 derecede ateşle ben geceleri her bir saatte bir e, buzdolabından çıkarılmış suya dökülmüş bir bezi kafamda bekleterek e, rahatlamaya çalışıyorum e, düşünün Düşünün böylesine bir yaşamda ilaçların sayesinde ve doktorumun sayesinde bugün 16. günümde iyileştim. iyileşmeye doğru gidiyorum hızla. İyi oldum şu anda iştahım iyi. Ancak geçirdiğim hastalıktaki yaşadıklarıma baktığımda ömrümden en az bir 10 yıl gitti. Yaşadığımı ancak ben bilirim. Ne kadar acılar içinde, sızılar içinde ve vücutumun her tarafı alt üst olmuş... Zayıflamış bir haldeyim. Bu hastalığın kapmamanız için lütfen maskeye dikkat edin. Maskesiz hayatta bir yere çıkmayın. uzak Kalabalıklardan lütfen kaçının. Taziyeydi, başsağlığıydı efendim. Toplantılardı. Ibadetinizi bile gerekirse evde yapın. Lütfen, lütfen ve lütfen diğer insanlara bulaştırmamak için, taşıyıcı olmamak için, kendiniz hasta olmamanız için. Maskenizi asla ve asla yüzünüzden burnunuzdan asla eksik etmeyin lütfen Maskenin değerini e, deneysel olarak yaşamış bir kişi olarak sizlere bunu anlatmak gereği duydum e, Hepinize saygılar sunuyorum Lütfen maskesiz dolaşmayın